Merhaba, ben Öykü Gürman. Çal TV ekranlarına, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden lezzetli, harika, muhteşem tariflerle karşınızdayız. Bakalım günün menüsünde bugün neler var? Bugün mutfağında kim var biliyor musunuz? Özge Beğendik var. Komşularınıza, misafirlerinize hava atmaya hazır mısınız bebeğim? Hem de neyle biliyor musunuz? Havalı kekle. Bizden ayrılmayın sakın. Bu ne olacak merak ediyor musunuz? Özge sen ne yaptın ya? Balık sırtı poğaça. O hamuru normal poğaça hamuru olarak kullanabilir bütün hanımlar. Harika. Evet. Şimdi sıra geldi balık sırtı şekline. Yumurta sarısı yoğun bir kıvam olduğu için balık sırtı poğaçaya gel. Ay şahane oldu. Beyaz lahanalı börek olur mu demeyin. Hemen bir koşu gidip beyaz lahana alıp yapın vallahi. Oh, harika. Çok tatlı oldu. Izgara yeşil zeytin salatasına var mısın? Önce zeytinlerimizi ızgaralayacağız tabii ki. Izgara yapacağız. Evet. Izgaracı başıyım bugün. Evet, harika oldu. Özge'yi alkışlıyorum. Hanımlar, hanımlar, koşun, 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 koşun. Hemen Show TV ekranlarına koşun. Bugün mutfağında kim var biliyor musunuz? Özge Beğendik var. Hoş geldin Özgeciğim. Hoş bulduk Öykücüğüm, teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, sen de iyisin. İyiyim, muhteşem görünüyorsun. Teşekkür ederim. Saçlar, başlar, makyajlar. Çok mersi. Gerçekten gözlerin o kadar güzelsin ki. Teşekkür ederim karşılıklı. Harika görünüyorsun. Ben hemen şey soracağım. Soyadın Beğendik Y ile, yumuşak Y ile değil değil mi? Doğru. Neden öyle? Nüfus müdürlüğündeki memurun azizliğine uğramıştı. Bence çok tatlı olmuş, bence çok orijinal. Özge Beğendik. Biraz seni tanıyalım, kendinden bahseder Tabii. misin tatlım? İstanbul'da yaşıyorum. Oğlum evet. ve köpeğimle beraber. Muhteşem. Evet. Köpek de var. Var. Harika. Benim de var. Teşekkür ederim. Üniversiteyi Ankara'da bitirdikten sonra orada yaşamaya devam ettim. Hı hı. Ve orada bir süre özel bir şirkette çalıştıktan sonra... Özel bir şirkette çalıştıktan sonra dedin ki ben artık yemek işlerine girişeceğim. Evet. Yani daha fazla dayanamadım. Artık pasta börek yapacağım dedin. İlgimi çektiği için ve zaten içinde bulunduğum için oraya doğru kaydım. Ankara'nın ilk butik pasta eğitmeniyim. Aa harika. Evet. Şahane. Ankara'nın ilk butik pasta eğitmenini bugün mutfağımda ağırlıyorum efendim. Teşekkür ederim. 18 yıllık bir mesleğin içindeyim. Maşallah. Sağ olun. Ve öyle devam ediyor. O zaman sevgili yönetmenim ve hanımlar, o zaman ilk tarifle başlayalım. Şimdi ilk olarak ne yapacağız? Havalı kek. Havalı kek. Havalı kek için malzeme listemiz gelsin. Havalı kek için malzeme listemiz. 3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı karbonat, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı tuz, 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 adet kırmızı elma, üzeri için yarım su bardağı kayısı reçeli, 25 gram file antep fıstığı, yarım su bardağı ayıklanmış nar. Hanımlar! Komşularınıza, misafirlerinize hava atmaya hazır mısınız bebeğim? Hem de neyle biliyor musunuz? Havalı kekle. İçinde yok, nar var, fıstık var. Ne kadar havalı bir kek hakikaten. Çok nasıl başlıyoruz şekerim? Önce unları eleyerek başlayacağız. Tamam. Yani un ve diğer malzemeler. Hı hı. Dolayısıyla şöyle kabımızı alalım. Unu önce eleye
koyacağız. Eliyoruz. Evet. Bütün malzemeyi ele döküyoruz. Evet. Muhteşem bir kek yapıyoruz bugün. Daha sonra kabartma tozu. O ne? Karbonat. Karbonat. Ve tabii biraz tuzumuz var, fazla değil ama. Tuzu neden kullanıyoruz? İçinde karbonat olduğu için onu harekete geçirsin diye. Kabartma tozu koyduk, karbonat koyduk ve sonra biraz tuz ekledik. Neden? Çünkü içinde karbonat olduğu için onu harekete geçirsin, birazcık orada oynasın diye. Evet, mutlaka kek yaparken mutlaka unu ve diğer içine koyduğumuz malzemeleri mutlaka eliyoruz. Havalandırmak için. Unu ve kekin de daha güzel kabarması için bunu yapmamız lazım. İlk etapta bunu yapıyoruz. Unu evet. Elemek mühim efendim. Evet, çok mühim. Çok mühim. Öyle topucuk topucuk topak topak koyarsan kekin de kabarmaz işte. Ya göreyim misin? Bir de bu işlemi yapmak şu yönden iyi en başta. İçine koyduğunuz 3-4 malzemeyi ilk etapta bitiriyorsunuz. Aklınızdan gidiyor yani. Un, kabartma tozu, karbonat. Bunları böyle bir kenara eleyip koyuyoruz. Hazır bizi bekliyorlar. Yani kurular bir tarafta, şimdi sıvılara geçeceğiz. Kurular bir tarafta, şimdi sıvılara geçeceğiz. Yumurtayla başlıyoruz. Yumurtaları kırdıktan sonra toz şekerimizi de ekleyip her iki malzemeyi çırpıyoruz. Mikserle çok güzel çırpacağız. Beyaz renk alana kadar bu işi yapmak istiyoruz. Şimdi çırpmaya başlıyorum ben. Tamam. Şekerle yumurtayı çırptık hanımlar. Her zaman yaptığınız gibi zaten bembeyaz alana kadar çırptık malzememizi. Daha sonra sıvı yağımız var. Bunu ekliyoruz. Ve sütümüzü de ekliyoruz. Evet. Yeniden biraz daha karıştıracağız. Hafif karışsın diye. Bu kadarlık yeterli. Evet. Şekerli yumurtamızı çırptık. Ondan sonra sıvı yağ ekledik. Sıvı yağdan sonra bir bardak sütümüzü de koyduk. Sıvıları da çırptık, karıştırdık. Sıvılar bitti. Sıvılar bitti. Şimdi kurulara geldik. Un aşamasına geçeceğimiz için ben genelde bu esnada mikser kullanmayı tercih etmiyorum. Tel yardımıyla karıştırmayı tercih ediyorum. Mikserimizi de kaldıralım şöyle aşağı. Bir de kaşık alayım ben. Şimdi un aşamasına geçeceğiz ama şunların da işi bitti. Bu vatandaşları evet, da alıyorum. Teşekkür ederim. Evet bakalım. Şimdi Öykücüğüm buradaki un miktarını iki ölçüde eklemeyi tercih ediyoruz. Hepsini boca etmiyoruz ki bir anda almakta zorlanmasın diye iki parti halinde. Şöyle göstereyim. Efendim bir unu kısa. Tekrar hatırlatma yapmak istiyorum. Kabartma tozu ve karbonat vardı. Biraz daha aktif olsun diye sevgili Özge birazcık da bir çimdik de tuz. Evet, bir şimdilik de tuz ekledim. Şimdi unun bir kısmını karıştırdım, hepsini yine karıştırmadım. Geri kalanını dökebilirim. Sıvılarımızı çırptık, üzerine unumuzu ekliyoruz. Bu arada karışım halli olduğu için fırınımızı yakıyoruz. Bu esnada genelde fırın ısıtma aşamamız. Evet. 180 derecede. Isınmış fırına girecek kek. 180 derecede ısınmış fırına girecek. Ne kadar pişecek? Kekler yaklaşık 40 dakika, 35-40. Bazen 45'e çıktığı oluyor ama oluyor, genelde evet. Ortalama 40 desek olur. Tamam. Şimdi bu karışımımız hazır. Bunu kalıba dökeceğiz. Tamam. Burada 24 santim çapında. Bu arada kalıp çapları yaptığımız ölçüye göre önemli tabii. Aa tabii doğru. İyice de sıyır sıyır. Sıyır sıyır da içimiz rahatlasın. Üzerinde kabarcıklar var. Mutlaka kalıbı birkaç kez böyle vurmak gerekiyor ki kabarcıklar çıksın. Şimdi elmalara geçebiliriz. Şuradan bir elmayla başlayalım. Yani bir de reçelimiz var. Bizden ayrılmayın sakın. Bu ne olacak merak ediyor musunuz?
Özge bunu çok tatlış kullanıyor. Elmaları güzelce dilimleyip kek kalıbımızın üzerine, kekimizin üzerine yerleştireceğiz. Evet, dilimledikten sonra üzerine bıçakla kesikler atıyorum. Neden? Havalı kek olduğu için biraz daha havalansın. Üzerine elmalarımızın kesikler atıyoruz. Neden? Çünkü havalı bir kek bu. Evet, şöyle kesikler. Tamamen kesmiyoruz ama Öykücüğüm. Yani ha, tamam, bu ortasına, önemli. Ortasına kadar bıçakla kesikler atmak yeterli. Hanımlar, siz de eğer benim de böyle havalı havalı kek tariflerim var diyorsanız lütfen bize showtv.com.tr adresinden ulaşın, başvurularınızı yapın. Buyurun gelin mutfağımda birlikte havalı kek tariflerinizi yapalım. Evet, bu kesme işlerini hallettim. Şimdi nasıl yerleştireceğiz? Şöyle düşünüyorum. Hı hı. Büyük olduğu için çok sık yapmak istemiyorum. Hem kek güzel kabarsın. Hem elmalar kendini göstersin diye. Hı hı. Havasını bozmayalım. Havasını bozmayalım. Yani başını döndürdük ama havasını başını bozmayalım. Başını döndürmüş olabiliriz ama havası bozulmaz. Şimdi bunun üzerine biraz toz şeker serpmek istiyorum. Neden? Aa. Elmaların karamelize olması için fırında pişerken. Harika. O yüzden biraz toz şeker rica edebilirim. Tabii. Çok mersi. Ben şimdi fıstıkla reçeli de nasıl kullanacaksın? Fırından çıktıktan sonra. Aa, harika. Toz tamam. Şekeri serpeceğiz. Yani sadece elmaların üzerine. Tamam. Sadece elmaların üzerine biraz toz şeker ekliyoruz efendim. Karamelize olsun diye. Ama sadece elmaların üzerine. Elmalarımızı da böyle uygun bir şekilde yerleştirdik ki kekimizin kabarmasına engel olmasın. Havası sönmesin. Bu arada elmaları tamamen batırmadık. Onu da bahsedelim. Hı hı. Hafif batırdık. Neden? Çünkü zaten kek pişerken kabarır. Evet. Tamamen batırırsan bu sefer elmalar içinde kalır. Havası gider. Evet. Havası içinde olsun. Evet. Ben de havasına çok, evet çok doğru bir şey söylüyorsun evet. Ama. Zaten aslında üzerine o kadar dikkatlice koydun bıraktın ki evet. Sadece gidebileceği kadar gitti. Fazla değil, evet çok fazla değil. Fırınımızı ısıtmıştık 180 derece bu arada. 180 derecede 40-45 dakika kadar pişecek efendim. Her zamanki gibi zaten kürdan yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edebiliriz kürdan testiyle. O zaman şimdi ben kekimizi fırına götüreyim. Lütfen. Ondan sonra ardından da ikinci tarifimize geçelim. İkinci tarifimiz ne? Birazdan geliyor. Alayım şekerim. Teşekkür ederim. Sırada hangi tarifimiz var? Sırada balık sırtı poğaça tarifimiz var. Sevgili Özge hamura öyle bir şekil verecek ki adeta benim saçlarımı ördüğüm gibi o da poğaçasının saçlarını örecek. Şimdi balık sırtı poğaça için malzeme listemiz gelsin. Balık sırtı poğaça için malzeme listemiz. Aldığı kadar un, bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz, bir su bardağı yoğurt, bir çay bardağı zeytinyağı, 50 gram tereyağı. İç malzemesi için 200 gram beyaz peynir, yarım bağ maydanoz, bir adet yumurta. Üzeri için susam ve çörek otu. Balık sırtı poğaça, balık sırtı poğaça. Özgeciğim, nasıl başlıyoruz Özgeciğim? Şimdi balık sırtı poğaçanın hamuru aslında çok güzel bir hamur. Hı hı. Burada enteresan olsun diye balık sırtı poğaça olarak yapacağız. Aslında o hamuru normal poğaça hamuru olarak kullanabilir bütün hanımlar. Harika. Evet, böyle iki türlü işlevi var. Yani hamurun içine biraz peynirini koyup kapatıp aynı klasik ev usulü yapılabilir. Evet, biz yuvarlak yuvarlak. Biraz havalı havalı. Bir evet. Şey yapacağız. Biz şekil vereceğiz. Ben de bu tarifi kıskandığım için hemen saçlarımı o şekilde ördüm. Bakalım hamuru nasıl öreceğiz? Şimdi unumuzdan bir kısmını yoğurma kabımıza alalım. Evet,
Unumuzun bir kısmını koyduk öykücüm. Kabartma tozumuz var. Onu da şöyle bir serpiyoruz. Tamam. Ben tuz rica edeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğiz. Hemen tuz çek. Öykü, tuz çek. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Evet, kafidir. Serpiştirirsen. Çok teşekkür ederim. Oh! Şunu da şöyle hafif karıştıralım. Ortasını kuyu gibi açıyoruz. Bu genelde her zaman yaptığımız bir tekniktir. Evet. Evet, şimdi sırasıyla diğer malzemelerimiz. Zeytinyağımız var. Tereyağı, mutlaka ve tereyağı. Oh, havuz ve yoğurdumuz var. Şimdi unumuzu koyduk. İki kaşık mı koydun? Şöyle göz kararı gibi. Unumuz mu? Evet. 3-4 kaşık kadar. 3-4 kaşık. Kadar. Yarısı kadar. Kullandım. Yarısı daha bekliyor. Kabartma tozu, tereyağı. Tuz, tereyağı, sıvı yağ, yoğurt. Hepsini koyduk efendim. Şimdi sıra geldi hamurumuzu yoğurmaya. Özgeciğim. Evet, hamurumuzu yoğuracağız ama eldiven kullanacağız. Evet, tabii eldivenimiz var böyle. Evet. Şöyle alabilirsin. Tamam. Hijyene her zaman çok dikkat ediyoruz. Zaten biz bütün bölümlerimizde, her yayınımızda buna özellikle dikkat ediyoruz Özgeciğim. Bazı hanımlar çünkü eldivensiz daha rahat ediyor ama çok uzun süreli ve üst üste ellerimizi yıkıyoruz. Evet. Ellerimizi yıkadıktan sonra da ister eldivenle ister eldivensiz zaten o hijyeni burada stüdyoda sağlıyoruz benim mutfağımda. O yüzden tekrar söyleyelim ve izleyicilerimize hatırlatalım. Ellerimizi çok uzun süreli ve sıklıkla yıkamaya özen gösterelim lütfen. Siz de lütfen yıkayın. Aman, aman yani, aman. Başlayabiliriz. Yine az evvel bahsettiğim gibi parmak uçlarıyla, neden parmak uçlarıyla? İçinde tereyağımız hafif yoğrulması gereken bir durumda olduğu için. Oda sıcaklığında ama öncelikli olarak bunu biraz yumuşatmakta fayda var. Unla karıştırmadan önce. Çünkü eğer bu haldeyken yani yumuşatmadan unla karıştırırsam bu sefer yağı parçalamak çok daha zor olur. Tabii unla karıştıktan sonra yani hamura dönerken eğer tereyağı parçaları hala duruyorsa çok zor onları tekrardan eritmek. Dolayısıyla böyle parmak uçlarıyla yumuşattık diğer malzemelerle. Şimdi yavaş yavaş yan ve kenarındaki un ve diğer malzemeleri şöyle bir karıştırıyoruz. Evet. Sonraki aşamalarımız ne olacak Özgeciğim? Şimdi hamurumuzu yaptıktan sonra bu hamuru buzdolabında dinlendirmemiz gerekiyor. En az bir saat. Tamam. Evet, hamurumuz oldu. Bu aşamada artık buzdolabında bir saat kadar dinlendirmemiz de fayda var. Bizde dinlenmişi var. Biz dinlendiriyoruz hamuru. Hemen getiriyorum Özge. Teşekkür ederim. Buyursunlar. Şimdi ne yapıyoruz Özgeciğim? Dinlenmiş hamurumuz hazır olduğuna göre iç malzemesini de hazırlayalım Öykücüğüm. Onun için öncelikle şu kabımıza beyaz peynirimiz var. Çatal alalım. Peynirimizi şöyle boşaltıyoruz. Biraz daha böyle yağlı, yumuşak bir peynir değil mi? Evet, yani aslında böyle şeylerin içinde çok fazla yağlı tercih etmeyiz ama bu poğaça hamuru olacağı için de saç örgüsü yani balık sırtı olacağı için çok da önemli değil. Peyniri böyle hazırladık. Biraz da içine maydanoz koymak istiyorum. Lezzet veriyor. Maydanozla peyniri karıştırıyoruz Öykücüğüm burada. Şimdi çok güzel bir püf noktası söyleyeceğim. Evet, Özge çok güzel bir püf noktası veriyor. Şimdi ne yapıyoruz acaba, ne diyecek çok merak ediyorum. Aslında birçok kişi biliyor olabilir ama yine de hatırlatmakta fayda var. Bir tane yumurtanın akını ve sarısını ayırıyorum. Sarısını ayırıyorum. Bunu evet. En son üzerine süreceğiz. Tamam canım. Ama akını peynirin içine şöyle boşaltıyoruz. Süpersin. Bunu neden yapıyoruz? Şimdi poğaça hamurlarında da geçerli. Yani evde klasik poğaça yaptığımız zaman da bunu yapıyoruz. Çünkü peynirimiz yağlı olduğu için
hamurun altından peynir sızıyor pişerken. Sızmasın diye yumurta tutucudur ya, hani akın bir tutuculuğu vardır. Harika. Tutsun, malzeme etrafa saçılmasın, şahane bir örgü çıksın aynı zamanda. Harika, doğru. Şekli bozulmasın diye aslında o yumurta akı malzemeyi tutuyor efendim. Zaten hemen toparlandı, gördüğün gibi peynir de kendisini toparladı. Özellikle lor peyniri yağsız olduğu için çok çabuk saçılır ortaya. Bu evet, şahane bir yöntemdir, tavsiye edilir. Kesinlikle püf noktası. Bizi izleyen hanımlar zaten biliyorlardır ama biliyorlar. Biz de yine de yani bir hatırlatalım istiyoruz efendim yani. Şimdi hamuru artık açmaya sıra geldi. Lütfen. Daha önceden dinlenmiş olan hamurumuz var. Evet. Bu hamuru ortadan ikiye böleceğiz. Hı hı. Şimdi biraz şöyle un serpelim. Şimdi hamuru açmaya başladım. Çok da güzel açtık hamurumuzu. Şimdi sıra geldi kesme işlemine ve benim çok merak ettiğim o balık sırtı şekline. Evet, hamurumuzu ince uzun açtık. Şimdi sağdan soldan böyle kesikler atacağız. Tamam. Ondan sonra iç malzemesini koyacağız. Böyle yaptıktan evet, sonra şimdi çok dikkatli izliyoruz ve bu tekrar hatırlatıyorum hanımlar, içine yumurta akı koyduk ki o malzemeler hamurun dışına böyle taşmasın diye, fırtlamasın evet, diye pişerken tutuyor şu an ak yumurta akı iç malzemeyi ve sevgili Özge hamuru şöyle uzunlamasına açtıktan sonra yaprak yaprak kesti. Ondan sonra arasına malzemeyi koyuyor ve sonra örecek. Tı tı tı. Bu yeterli bence. Tamam. Şimdi şöyle başlayacağım. Şurayı önde bir kapatıyorum. Tamam. Ondan sonra başlıyorum. Ay harika. Bir sağdan bir soldan. Sofralarınızın yıldızı olacak bir poğaça görseli. Şöyle yanlardan. Bu fasulye geldi. Şunu kesebilirim. Bir de şunu şöyle kapatayım. Şimdi yumurta sarısını süreceğim ama sürmeden önce tepsiye yerleştirmem lazım. Çünkü yumurta sarısını sürdükten sonra tepsiye almak daha zor. Evet, doğru. Dolayısıyla de şöyle bir fırın tepsimiz ve yağlı kağıdımız. Ne kadar süre pişiyor poğaça? Yaklaşık 20-25 dakikada pişer. Şimdi ikinciyi açıyoruz. İkinci hamurumuza geçtik efendim. Thank you.
sağlık Özge'cim. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Güzel oldu. Hamurumuz da çok güzel dinlenmiş. Gayet rahat çalıştık. Bu arada o püf noktası da şahaneydi. Yumurta akı koymak malzemenin evet, içine. Evet, peynir dışarı çıkmadı. Pişerken özellikle çıkmasın diye. Şimdi 180 derecede 25 dakika. Evet, ama önce yumurta sarısı süreceğiz. Tamam. Yine bir püf nokta belirteyim. Lütfen. Öykücüm ben. Yumurta evet sarısı. Özge, sevgili Özge bir püf noktası daha paylaşıyor bizimle. Bakalım neymiş? Yumurta sarısını zaten üzerine süreriz. Bu bilindik bir şey. Poğaçaların veya bu tarz şeylerin. Ama yumurta sarısı yoğun bir kıvam olduğu için ben böyle içine bir çay kaşığı kadar süt koymayı tercih ediyorum. Aa, çok evet. Tatlı. Çünkü o yumurta sarısını tamamen bu halde sürdüğünüz zaman olduğu yerde böyle kalıp gibi kalabiliyor. Halbuki birazcık süt ekleyerek ama çok az. Böyle açayım diyorsun en, biraz. Evet, aynen o şekilde açmak için şu kadar kafi. Bunu ben tercih ediyorum. Evet, her tarife uygun aslında, değişik ama ben yoğurt süren de gördüm, biz yaptık zaten. Yani kurabiyelerin üzerine, poğaçaların üzerine yumurta sarısı uygularken tavsiyem böyle biraz sütle açmakta böyle, evet, fayda var. Böyle evet, bir gıdım. Sarısını sürdük, susamımızı serptik, çörek otumuzu serptik. Şimdi 180 derecede 20-25 dakika. 20-25 dakika. Bu arada kekin kokusu nasıl? Şahane. Bence oldum diyor. Evet, bence de hemen gitmem lazım. Evet. O zaman çıkaracağız, yerine bunu koyalım. Bunu evet. Koyacağız. Kekimizi alacağız, poğaçamızı koyacağız. Ay, çok güzel. Tam zamanında, yoksa vallahi. Oy 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 oy. Oh! Ay, nasıl görünüyor? Ha! Çek, sıcak, 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 sıcak. Aa, buyursunlar. Oo, şahane olmuş. Özge, sen ne yaptın ya? Ay Özge, bu elmalar ne kadar güzel görünüyormuş böyle. İşte bu havalının hası. Sonra devamını getireceğiz. Ve şimdi sıra geldi beyaz lahanalı börek. Beyaz lahanalı börek olur mu demeyin. Çünkü oluyor. Sevgili Özge'nin harika bir tarifi benim de çok dikkatimi çekti. Şimdi beyaz lahanalı börek için malzeme listesi gelsin, sonra hikayesini konuşalım. Beyaz lahanalı börek için malzeme listemiz. Çeyrek orta boy beyaz lahana, 2 adet havuç, yarım su bardağı haşlanmış bezelye, 2 diş sarımsak, 2 tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı toz muskat, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı zeytinyağı, 2 adet yufka. Yufka sosu için malzeme listemiz. 1 su bardağı yoğurt, 2 adet yumurta, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı zeytinyağı. Şimdi öncelikle lahanalarımızı doğrayacağız güzel güzel. Efendim, bu böreğin en güzel kısmı son aşamadaki katlama kısmı. Yine şekil verme. Ben her zamanki gibi oralara çok önem veriyorum sunum aşamasına. O yüzden öncelikle hemen iç malzememizi yapmakla başlayalım. Buyur Özge'cim. Evet, lahanamızı ince ince doğramakla başlayacağım ben. Tamam. Lahanalarımızı doğradık. Bu arada ben havuçları rendeleyeceğim Öykücüm. Biraz zeytinyağı koyup ben lahanaları sotelemeye başlayayım mı? Şöyle yeterli mi, yoksa birazcık aynı anda mı? Birazcık daha alayım, lahanamız fazla. Aynı anda mı yapalım? Tamam, kafi. Havuçla evet, lahanayı aynı anda mı yapalım? Aynı anda, yok, önden lahanayı veririm. Ona ben bence de bir diş sarımsak da rendeleyelim içine. Şahane. Güzel bir lezzet veriyor. Tamam. Rendelenebilir veya ufak ufak da doğranır, hiç sıkıntı değil. Sarımsakta da aslında bir yakışır. Dişle çok da şey kalmak zorunda değiliz. Arzu eden, sarımsağı bol seven iki dişe de çıkabilir. Bunun tabii böyle bir sınırı yok. Şimdi ben havuçları rendeleyeyim. Hanımlar, şimdi bir zeytinyağı koydum. Biraz da sarımsak, bir diş sarımsak koyduk. Ve lahanalarımızı gördüğünüz üzere şöyle
Oh! Yine malzemeleri de kısıtlı değiliz. Yani bunu lahanayı havuçla ortak şeyde de kullanılabilir. Yani aynı oranda havuç ve lahana da olur. Bizde lahanamız birazcık daha fazla. Hı hı. Tabii bu iç malzememizi sonra soğumaya bırakacağız değil mi? Bir tabağa alırız. Evet. O zaman daha rahat soğur. Bunu da koyabiliriz Öykücüğüm. İkisi aynı anda. Biraz zeytinyağı koyduk. Bir diş sarımsak ekledik. Soteliyoruz efendim. Gördüğünüz üzere böreğimizin iç malzemesini hazırlıyoruz, iç harcını. Poğaçamızı yaptık, kekimizi yaptık. Sıra geldi böreğe. Ve börekten sonra bir tane daha tarifimiz olacak. O da cızbız ızgara zeytin salatası. Özgeciğim bunlar öldü. O yüzden ben birazcık şöyle altını kapatıyorum. Kapatabiliriz artık bence gayet. Evet, aynen. Yani güzel oldu. Biraz böyle çok da şey yapmayalım yani. Güzel. O vitamini güzel, şeyi, rengi. Evet. Dokusu kokusu gitmesin. Bezelyemiz var. Ha tamam. Ardından da baharatlarımızı ekleyebiliriz. Efendim bezelyeyi ekliyorum havuca ve lahanamızın içine. Evet. Sonra başka ekleyeceğim bir şey koyacağız. Var mı? Tamam. Bezelyelerimiz şöyle yeşil yeşil. Evet, gayet güzel oldu. Pul biber şöyle bir kaşık. Dilediğin kadar koyabilirsin, kaldırır istersen. Tamam biraz daha olabilir aynen. Gayet çok acı güzel. Olmaz, güzel evet. Görünüyor rengi. E başka? Bir de muskatımız var. Bu da çok güzel bir lezzet veriyor. Evet lütfen. Bu kadar tamam yeterli. Canım. Çok ağır olmasın lezzeti. Muskat da olmazsa olmaz. Muskatı da koyduk. Süper. Şöyle. İç hazır. Evet. Şimdi bir tabak isteyeceğim senden. Tabağa koyalım ki bu böyle güzel güzel soğusun. Sonra sarma aşamasına geçeceğiz değil mi yufkaya? Evet. Şimdi ben yufkanın sosunu hazırlayacağım. Ay çok güzel koktu. Çok güzel oluyor. Buna ay. Bazen ben soya sosu da ekliyorum. Hmm. O da çok güzel lezzet veriyor. Hazreden ekleyebilir. Bu hali de çok lezzetli oluyor ama. O kadar hoşuma gitti ki şeyi, kokusu, dokusu. Şöyle tabağa alıyorum efendim. Soğusun diye. İç malzememiz çoktan hazır bile. Hemen bir koşu gidip beyaz lahana alıp yapın vallahi. Şimdi ne yapıyoruz Özgeciğim? Şimdi artık yufkanın sosunu hazırlıyorum. Hı hı. Yufkanın sosunun içinde yoğurdumuz, yumurta, zeytinyağı ve biraz sütümüz var. Tamam. Önce yoğurt koyalım. Yufkaya süreceğiz değil mi? Yufkaya süreceğiz. Bu çok güzel bir sos. Tavsiye ederim. Islak. Birçok börekte kullanıyorum. Hı hı. Çok da güzel lezzet veriyor. Yoğurdu koyduk, yumurtaları ekleyeceğiz. Yalnız ben yumurtanın akını ve sarısını ayıracağım. Şimdi buna zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağı ekliyoruz. Efendim yufkamızın sosunu yapıyoruz. Tekrar malzemeleri hatırlatalım Özgeciğim sana zahmet. Bir su bardağı yoğurt kullandık. Hı hı. 2 adet yumurtanın sarısı. Zeytinyağını kontrollü ekliyorum. Birazcık daha koyacağım. Biraz da süt. Yine bu yoğun karışımı azıcık açmak için. Yani biz ölçü olarak onları tabii ki koyduk ama evet, evet. Sevgili Özge diyor ki hani yine de göz kararı olarak yani böyle hani kontrollü bir şekilde ekleyelim ki. Şimdi tabii sosu biz yufka sayısına göre ayarladığımız için daha az yufkadan yapmak isteyen olabilir, tabii. Daha fazla yufkadan yapmak isteyen olabilir. O yüzden sosun kıvamı bu şekilde bence iyi. Evet şimdi sarma aşamasına geçiyoruz. Yufkamızı önce böyle... Tamamen açıyoruz. Hı hı. Şu şekilde. Oo harika. Bunu fırça yardımıyla yayacağım. Hı hı.
sos güzel geliyor yufkaya. Tamamen sermeye gerek yok çünkü şimdi katlama işlemimiz var. Yırtılması. Dolayısıyla bütün sosu her yere yaymak zorunda değiliz. Şimdi yapacağımız işlem şu. Karşı uçtan alıyoruz. Evet. Ortaya. Şöyle. Ondan sonra bu uçtan iki ucu birleştirdik. Evet. Bu böyle. Yine böyle birazcık şuralara kuru kalan yerler olursa diye. Hı hı. Şimdi bu sefer sağ ve sol taraftan tekrar ortaya. Ve bunu da şöyle iki ucunu katladık. Bir kare elde ettik. Buradan. Evet. Ve biz bu kareyi dörde böleceğiz. Dört eşit kare oluşturacağız. Yine bunları biraz sos sürmekte fayda var. Şimdi artık iç koyabiliriz, iç malzemesini. Böyle katladıktan sonra. Evet evet, şimdi bu esnada içini koyacağız. Şimdi katlama işlemine geçelim. Hı hı. Yapacağımız işlem şu, içine de sosu sürmemizin sebebi yapışmasını rahatlıkla sağlamakta aslında. Şimdi şu şekilde karşılıklı katlıyoruz. Zarf gibi kapatacağız. Evet. Şöyle. Şu şekilde. Ve de yine kapatırken mühürleyelim. Yapışmasına açılmasın faydası. Mektubu evet, yoluna evet, yarine. Bu bir. Çok katlı oldu. Devam ben de yapayım ediyoruz, mı? Lütfen. Şu şöyle çapraz gibi biraz yaptın değil mi? Biraz sosluyum daha rahat şey yaparsın. Çapraz karşılıklı. Şöyle. Evet. Şöyle. Gayet güzel. Burayı da şimdi mühürleyeceğiz yapışsın diye yapışsın iyice. Yapışsın diye. Onun hemen şurasına ben sos süreyim tamam. Ki. Güzel yapışsın. Bu da tamam. Onu harika. Katlayabiliriz. Hoppacık. Şöyle yerleştirelim fırın tepsimize de böreklerimizi. Harika oldu vallahi. Ellerine sağlık şekerim. Çörek otuyla susam olmadan olmaz. Evet, onları da serpeceğiz ve ondan ben şunu sonra alayım. Teşekkür ederim. Çörek otu ve susam da üzerine koyuyoruz. Ve ben nereye gideceğim tabii? Yavaş yavaş böreği fırına verirken poğaçayı alacağım. Böreğimiz de hazır. Ellerine sağlık. Beyaz lahanalı börek. Hazır mısın? Evet, merakla bekliyorum. Evet. Ay çok güzel görünüyor. Balık sırtı poğaçaya gel. Balık sırtı Allah 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 sıcak sıcak sıcak. Ay şahane oldu. Ve gerçekten o yumurta akı nasıl topladı peyniri? Peynirleri hiç akıtmadı. Ay çok güzel ya. Tertemiz, güzel, net bir poğaçamız oldu. Soğuduktan sonra dilimlenip istenildiği gibi servis edilebilir. Evet ve o kadar güzel bir hamur, aslında hamurunu o kadar güzel yaptık ki aynı Özge'nin söylediği gibi
herhangi bir şekilde şekil verebilirsiniz. O hamur tam bir poğaça. Kesinlikle. Hamuru tarifi. Efendim şimdi böreğimizi de fırına verdikten sonra sıra geldi cızbız ızgara yeşil zeytin salatasına. Şimdi yeşil zeytin salatası için malzeme listesi gelsin. Izgara yeşil zeytin salatası için malzeme listemiz. 250 gram yeşil zeytin, çeyrek mor lahana, 1 adet havuç, 1 adet mor soğan, 1 adet kapya biber, yarım bağ maydanoz, yarım bağ nane, 10 adet ceviz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı pul biber. Sosu için zeytinyağı ve limon suyu. Izgara yeşil zeytin salatasına var mısın şimdi burada mutfakta? Özgeciğim, evet. Nasıl başlıyoruz? Önce zeytinlerimizi ızgaralayacağız tabii ki döküm tavamızda. Zeytinlerimizi ızgara döküm tavasında ızgara yapacağız. Evet. Ama döküm olduğu için birazcık geç ısınıyor. Isınıyor. Ve çok ısınması lazım. O yüzden ben hemen orta ocağa alıyorum. Allah ağır. Şöyle altını iyice yakalım. Güzelce ısınsın. Aşamalarını anlatır mısın tabii tatlım? Ki. Şimdi tavanın ısınmasını beklerken zeytin salatasının içine kullanacağımız malzemelerimiz var. Mor lahana, havuç, kırmızı biberimiz var. Evet. Nane, maydanoz. Mor soğan ve en son biraz da cevizle lezzetlendireceğiz. Çok güzel. Evet, yavaş yavaş ısınıyor. Evet, galiba güzel ısındı. Ekleyelim zeytinlerimizi. Oh, tamam. Sesi de duyduk. Sesi de duyduk, tamamdır. Şu yassı spatulayla öykücüm, evet, bastırarak. Çünkü şekil alacak şekil değil mi? Şekil alması lazım. Şimdi zeytinlerimizi ızgaralarken ben, sen de diğer malzemeleri doğru istersen Özgeciğim. Evet, onlara geçebilirim. Ben zeytin çok seviyorum. Benim için harika bir tarif. Özge ızgara oldu, Özge ızgara oldu. Bence şu anda efendim doğrama işlemimizi yaparken ızgara zeytinlerimiz de gördüğünüz üzere şekil aldı. Adeta mutfakta dumanlar çıkıyor ve zeytin ızgara yapıyorlardı. Bunu şimdi ne yapayım, altını kapatayım mı? Evet, onun altını kapatabiliriz ve zeytinleri alabiliriz, bence gayet güzel olmuş. Burada ne var? Burada mor lahana küp küp doğranmış, bir tane kırmızı biberimiz var ve bir adet mor soğanımız var. Evet. Yine bunların hepsi küp küp doğranmış. Evet. Şimdi havucumuzu rendeliyorum. Tamam. Mor lahana, kırmızı soğan, biber. Zaten renk birleşmesi güzel olsun diye mor kırmızı soğan kullandık. Evet, kırmızı soğanın da ayrı bir lezzeti de var. Çok. Ben şu anda ızgaracı başıyım bugün. Şeşnici başıyım, ızgaracı başıyım. Ay mis gibi koktu nane. Ay bu nane ne kadar güzel. Beyaz lahanalı börek yaptık. Tadım ve sunumda. Daha neler yapacağız? Daha bitmedi, daha bitmedi. Thank you.
Başka bir şey ekleyecek miyiz buna? Evet, biraz da zeytinyağı eklersek şahane olur. Zeytin diyorsun, zeytinyağsız olmasın. Olmasın. Onu sevgilisinden ayırmayalım. Hatta biraz da limon suyu bile ekleyebiliriz. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Senin de ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Cevizi koyacağız ama, değil mi? Evet. Üzerine en son ceviz parçalayacağım. Cevizleri de böyle elimizde gelişi güzel parçalayarak. Ceviz de isteğe göre bol seven, hatta hiç sevmeyen koymayabilir. Evet, harika oldu. Özge'yi alkışlıyoruz. Harika tarifler paylaştı bizimle. Şimdi fırında ne var? Fırında ne vardı? Beyaz lahanalı börek vardı. Hemen hardalla naneyi alıyorum ve oraya gidiyorum. Ay çok güzel. Geldim. Ay çok güzel. Bakar mısınız? Şahane. Harika. Efendim, tariflerimizin sonuna geldik. Şimdi biz buraları biraz toparlayalım, soframızı hazırlayalım. Tadım ve sunumda görüşmek üzere. Az sonra bizden ayrılmayın. Ellerine sağlık, ellerimize sağlık. Ellerimize sağlık, evet. Valla senin soyadın beğendik, biz seni çok beğendik. Gerçekten tariflerini çok beğendim. Şimdi tatmak için sabırsızlanıyorum, başlayalım mı? Tabii. Afiyet olsun. Beyaz lahanalı börek. Bakalım lahana tadı nasıl gelecek? Güzel lefelime, muhteşem olmuş. Ve sıra geldi balık sırtı poğaçaya. Ay poğaçayı şöyle yiyeceğim ben ya elimle. Evet. Kıyır kıyır bir hamur. Evet. Hamuru şahane. Ben mayasız hamuru daha çok seviyorum galiba. Ben de. Yani böyle lir lir, kıyır kıyır gerçekten. Ve sıra geldi ızgara, yeşil zeytin salatası. Allah Allah. Ay bayıldım bayıldım. Çok güzel. Ve sıra geldi keke. Havalı kek, bakalım hava atıyor mu Özge? Atar atar, güzel hava atar. Vallahi harikasın. Yani şu şekline, desenine bayıldım. O elmalar orada öyle durdu ya. Ay ne kadar güzel oldu şey fıstıkla narla. Narın ekşiliği kekin tatlılığıyla birlikte böyle güzel bir ambiyans yakalatıyor. Ellerine sağlık Özge'cim. Özge beğendikle beraberdik. Ben de tariflerini zevkle, sevgiyle takip edeceğim bundan çok sonra. Çok teşekkür ederim. Sen de umarım keyifli zaman geçirmişsindir. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Mahlenim. Seninle beraber olmak ayrı güzel oldu. Ve bu mutfakta bu güzel lezzetleri beraber çıkartmak en güzeli. Ay benim çok için de öyle. Çok keyifliydi. Yine beklerim. İnşallah. O muhteşem pastalarını da yaparsın belki. İnşallah her zaman. Çok isterim.
Hanımlar, hanımlar, günün yemeğinin sonuna geldik. Muhteşem tariflerle karşınızdaydık. Gönlünüzden neşe, yüzünüzden gülücük, kalbinizden merhamet, sevgi, saygı eksik olmasın efendim. Ve hayallerinizin peşinden gitmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Çünkü insan hayal ettiği müddetçe yaşar. Sevgiler, selamlar, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.